Peki. Bir izleyici sorusuyla veda edeceğim Sayın Genel Başkan. Ekonominin ve mülteci meselesinin birinci oy verme tercihi olduğu düşünülüyordu. Ancak bu belirli oranda, özellikle belirli illerde yanılmış gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendirir? Bu konuda en azından yerel seçimin belirleyeni ne olacak gibi görünüyor diye sormuş bir izleyicimiz. Bence güzel bir soru. Evet, bu seçim Erdoğan'dan nefret ve Erdoğan'a sevgi eksenli şekillendi. Ve sonucu da bu belirledi. Bir de bunun üzerine ithal seçmenler bilince gerçekten sonuç ortaya çıktı. Bakın, yani bu yayına bağlanmadan bir saat önce beni bir grup taşeron işçi ziyaret etti. Bunlardan birisi, bir hanımefendi dedi ki, çocuğum hastalandı ve doktor ilaç verdi. İlacı almak için eczaneye gittim ve 121 lira fark ödemem gerekiyordu. Ben de dedi, canım 80 lira param çıktı cüzdanda kağıt olarak. Bozuk paraları toplamak için cüzdanımı karıştırıyordum ve arkamda bekleyen kişiyi de bekletmemek için dedi, kenara çekildim. Arkamda bekleyen kişi Suriyeliymiş dedi. O dedi, ilaçları aldı, hiç para ödemedi dedi. Bir torba ilaç aldı, hiç para ödemedi. Ben de dedi, 121 lirayı tamamlayamadığım için dedi, çocuğuma, hasta çocuğuma aldım. Eczaneden çıktım dedi. Eczacı anlamış dedi benim paramın yetmediğini. Caddede beni yakaladı. Demiş ki, ben demiş, bu ilaçları sana veriyorum. Paran olduğu zaman üstünü getir. Çocuğun çünkü çok hasta görünüyor. Ondan sonra ilaçsız götürmeye çocuğu. Ben dedi, sanki asfalt yarıldı, asfaltın içine girdim. Lanet olsun beni bu duruma düşürene dedi. Ben de onun üzerine sordum kendisine, Can Bey. Peki başım, şimdi sen bir şöyle dedin, bana oyunu kime verdin? Yüzü kızardı ve AKP'ye verdim oyunu dedi. Ben de şimdiye kadar hiç kullanmadığım bir şeyi kullandım kendisine. Ne dedim biliyor musunuz? Ne dediniz? Bana ağlama o zaman kızım dedim. Bana ağlama. Dedi ki, hocam söz, gelecek seçimde dedi, oyumu Zafer Partisi'ne vereceğim. Ama yani bakın, sorunu doğrudan yaşayan bir insan bile öyle bir ayrışmışlıkta, bölünmüşlükte ve tabii bu arada söyleyeyim, Millet İttifakı'nın propaganda çerçevesini belirleyenler sol liberaller oldular. Ve sol liberaller yerli oryantalistlerdir. Yani Türkiye'ye Türkiye'de yaşayan İrlandalılar gibi bakarlar. Ve sol liberallerin fikri hegemonyası Millet İttifakı'nın etkili bir propaganda yapmasını da son 15 güne kadar engelledi. Sayın Özdağ, bir kontra soru o halde. Evet. Birinci ve ikinci tur arasındaki propaganda döneminde tutturulan değil, ilk tur öncesinde tutturulsaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını mı söylüyorsunuz bu yorumla? Eğer Zafer Partisi'nin desteği alınsaydı hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Peki. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. İçtenlikle tüm sorulara verdiğiniz yanıtlar için, birçok manşet de verdiniz. Bir haberci olarak keyif aldığım da bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim, Zafer Partisi lideri Sayın Ümit Özdağ, Sayın Genel Başkan'ın ne sormamız gerekiyorsa sorduk. Yanıtları duydunuz. Unuttuğumuz varsa diye sorularınızı sıklıkla kontrol ettik ve oradan gelen soruları da birlikte yönelttik efendim. Duydunuz manşetleri. Bugün konunun muhatabı kimse, uzmanı kimse bu ekranlarda olduğu, yıllardır alışık olduğunuz üzere olmaya da devam edecek. Manşetlerin adresi gündem masası.